Bakkal ve Papağan. Bir zamanlar şehrin küçük bir köşesinde küçük bir bakkal dükkanı vardı. Bu dükkanın sahibinin yeşil tüyleri olan konuşkan bir papağanı vardı. Papağan o kadar güzel konuşurdu ki dükkana gelen herkes onu dinlemeye bayılırdı. Bakkal papağanına çok değer verir, ona çok iyi bakardı. Bakkalın dükkanında un, tuz, şeker ve yağ gibi çeşitli ürünler bulunurdu. Ayrıca mis gibi kokular da vardı. Bakkal, dükkanını her zaman temiz ve düzenli tutmak için büyük bir çaba gösterirdi. Sevgili papağanı da sahibinin yokluğunda dükkanda neşeyle bekçilik yapar, müşterilerle şakalaşırdı. Ancak bir gün bakkal evine bir iş için gitmişken beklenmedik bir olay yaşandı. Papağan bir anda bir şeyden korkup panikle uçtu ve gül yağı dolu şişelere çarptı. Şişeler yere düşüp kırıldı ve yağlar etrafa saçıldı. Her yer yağ içinde kalmıştı. Hatta bakkalın kenarda asılı duran önlüğü bile. Papağan olanları düzeltemeyeceğini anlayınca köşesine çekilip sahibini beklemeye başladı. Bakkal eve döndüğünde dükkanın halini görünce çok sinirlendi. Öfkeyle eline aldığı cetvelle papağanının başına vurdu. Papağanın başı yaralandı ve o günden sonra ne sahibiyle ne de müşterilerle konuştu. Birkaç gün sonra papağanın yarası iyileşti ama başındaki güzel tüyler dökülmüştü. Bakkal yaptığına çok pişmandı ama artık iş işten geçmişti. En çok da papağanın artık konuşmaması onu üzüyordu. Bakkal papağanını yeniden konuşturabilmek için çok uğraştı ama hiçbir şey işe yaramadı. Günler geçti, durum değişmedi. Dükkanda sessizce köşesinde oturan papağana artık Kel Papağan adını vermişlerdi. Bir gün başında hiç saç olmayan bir adam dükkana girdi. Adam bir dervişti ve başını tamamen tıraş etmişti. Papağan adamın kelliğini görünce dayanamayıp konuştu. ''Nasıl oldu da kel oldun? Yoksa sen de mi şişeleri devirip yağları döktün?'' Bu söz üzerine herkes kahkahayla güldü. Dervişle kendini bir tutuyor ama aslında herkesin hikayesi farklı. Görünüşe aldanmamak lazım dediler. Papağanın bu esprisi herkesin yüzünü güldürdü ve o gün dükkanda neşeli bir hava esti.